Arkadaşlar merhaba. Şimdi de bir önceki videomuzda oluşturmuş olduğumuz piston montajını başka bir montaj içerisinde buluşturmaya çalışacağız. O yüzden assembly'yi seçiyorum. Bunun için daha önceden oluşturduğum bir part 2 parçamız var. Pnömatik setlerinde kullanmış olduğumuz arka plaka diye düşünebilirsiniz. Şimdi ilk defa yapacağımız bir uygulamada burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Insert komponusa tıkladığımda ben daha önceden hep parça alıyordum. Bu sefer ise piston alıyorum. Switch olmasını düşündüğüm ya da sensör diye nitelendirdiğim parçaları aldım buraya. Önceki videomuzda hatırlarsanız bu montajı çalıştırmıştık. Şimdi diyorum ki sen buraya kadar arka kısmını oturtur. Burayı da şu kısma kadar yasla. Şu kısma da bir mesafe değeri verelim. O mesafemiz de 15 milimetre. Biraz havada kalmasınlar, 25 milimetre mesafe verdim. Bu mesafeyi verdikten sonra bu pistondan şu an ekranımızda gördüğünüz gibi A pistonu, B pistonu, C pistonu oluşturacağım ve ardışık bir hareket oluşturacağız. Önce birinci piston ileriye gidecek demektir A artı. Sonra ikinci piston ileriye gidecek. Sonra üçüncü piston ileriye gidecek. Ardından da birinci, ikinci, üçüncü pistonlar sırasıyla geriye gelecekler. Bunu yapabilmek için linear component'tan şu doğrultuda aşağıya doğru ok gördüğünüz gibi component dediğinde bakın parçayı komple seçiyor. Dolayısıyla bu ekrana ayrı ayrı parçalar halinde getirip tekrar montaj yapmakla uğraşmayınız. Fakat burada şöyle bir durum var arkadaşlar. O da şu. Daha önceden montajını gerçekleştirdiğimiz piston burada çalışmıyor gördüğünüz gibi. Buna biz alt montajlarla çalışma tekniği diyoruz. Alt montajlarla çalışma tekniğini gerçekleştirdiğimizde oluşturduğumuz montajın üzerine sağ tuş yapıp Component Property istiyoruz ve Flexible seçeneğini seçiyoruz. Şu anda bu çalışmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu hala pasif durumda. Aynı şeyi bunun için de gerçekleştireceğim. Sağ tuş Component Properties Flexible. Bunun için de aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Sağ tuş Flexible. Şunları toparlayalım. Bakalım. Evet. Bu hareketlerde bir kopma var mı? Yok. Gördüğünüz gibi bütün mekanizmalar hareket ediyor. Yani alt montajlarla çalıştığınızda daha önceden hareket eden parçalarınızı bu kısma attığınızda hareket etmediklerini gördüğünüzde yanlış bir şey yaptığınızı düşünmeyin. Onları flexible yani hareketli parçalar haline getirmeniz gerekir. Sonraki video bunun üzerinde gerçekleştirilecek. Görüşmek üzere.